Değerli Kan Akademi Türkçe takipçileri, görüyorum ki sayımız hızla artıyor. Hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte Kan Akademi'nin biraz daha az bildiğimiz bir yönünden, öğretmen tarafından konuşacağız. Yani Kan Akademi öğrenciler için ücretsiz bir bilgi kaynağı olduğu kadar aslında öğretmenin rolünü de güçlendirmeyi amaçlayan ve öğretmenler için de ücretsiz araçlar sunan bir platform. Bugün dünya genelinde 3 milyon kadar öğretmen Kan Akademi aktif olarak sınıflarında ya da içinde bulunduğumuz ortamda uzaktan eğitim için kullanıyor. Tabii bu konuyu bir öğretmenin bakış açısından dinlemenin ve işi sınıfta ya da öğrencileriyle yaşamış birinin hikayesini duymanın daha etkili olacağını düşündük. Ve Kan Akademi Türkçe'nin en eski gönüllülerinden, uzun süredir birlikte çalıştığımız, bize katkı sağlayan dostumuz sevgili Uğur Hoca, Uğur Mert Hoca bu akşam yayına bizlerle birlikte katılacak ve sizlerle deneyimlerini, görüşlerini paylaşacak. Ben hemen Uğur Hoca'yı bağlıyorum izninizle. Şu anda bağlanıyor olması lazım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Evet, ben şöyle kısa bir giriş yaptım. Bu gecenin adı da zaten çok fazla açıklama gerektirmiyor. Öğretmenler Kan Akademi'den nasıl faydalanabilir? Birlikte bunu konuşacağız. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi bizi kırmadınız, yayına katıldınız. Ben sizden belki iki cümleyle bahsedebilirim ama sonrasında kendinizi tanımayanlar varsa şayet izleyicilerimiz arasında tanıtmanızı da rica edeceğim. Benim veya Kan Akademi'nin Uğur Hoca ile tanışıklığı nereden başlıyor, nasıl başlıyor? Belki bir iki cümleyle o şekilde başlayabiliriz. Uğur Hoca ile biz aslında ilk defa Instagram canlı yayını yapıyor olsak da defalarca, çok kez hem offline hem dijital ortamda Kan Akademi veya eğitim teknolojileri üzerine sunumlar yaptık, programlar yaptık. Burada farklı bir format deniyoruz sizlerle birlikte bu gece ilk defa. İlk kez tanışmamız ise yanlış hatırlamıyorsam hocam 2013 yılına gidiyor değil mi? Evet. Bizim Kan Akademi'yi 2012'de ilk defa Türkiye'de başlattığımızdan yaklaşık birkaç ay sonra, bir sene bile değil, Uğur Hoca ile ilk defa yolumuz kesişti. Fakat Uğur Hoca'nın Kan Akademi ile yolu tahmin ediyorum ki daha eskiden kesişiyor. Birincisi, biliyorum ki Kan Akademi henüz Türkçeleşmemişken, yani sadece İngilizceyken, hocam siz kullanıyordunuz galiba. İkincisi de tamamen bir tesadüf, güzel bir tesadüf. Bizim Kan Akademi'de Salman Kağan'ın sesi, sevgili Murat Ercan öğretmenimizle Uğur Hoca aynı zamanda daha önce birlikte öğretmenlik yapmışlar bir kurumda. Bu da bir tesadüf olsa gerek. İşte eğitim gönüllüleri bir şekilde birbirini buluyor, karşılaşıyor diyerek kendinizi kısaca tanıtabilirseniz sözü size bırakıyorum hocam. Evet, çok teşekkürler Alp. Öncelikle herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. İsmim Uğur Mert, matematik öğretmeniyim. Halen İstanbul'da Sev Amerikan Koleji'nde matematik öğretmenliğine devam ediyorum. 94'te başladım. 94 Mayıs Haziran üniversiteden mezun oldum. Şu askere gidene kadar bir iki sene öğretmenlik yapayım diye, o zaman Özel Kalamış Lisesi'ydi. Hatta Murat Ercan'la Özel Kalamış Lisesi'nden tanışırız biz. Şu an okul kapandı. Özel Kalamış Lisesi'nde 94 yılında başladım. Daha sonra sırasıyla TED İstanbul Koleji'nde görev yaptım. Şimdi de Sev Amerikan Koleji'ndeyim. En çok sevdiğim yer sınıfın içi. Her ne kadar şu aralar sınıfın içinde olamasak da yine de o öğrencilerle aynı atmosferde olmak en hoşuma giden kısım. Evet, ben yani 2010 yılı gibi falandı zannedersem Kaan Akademi ile tanışmam. Daha doğrusu şöyle. O yıllarda kendim ders videoları hazırlamaya birazcık daha kendimi vermiştim. Şimdi ders videolarını da nasıl hazırlayabilirim, ne yapabilirim derken, internette şey yaparken, ders videolarını izlerken Salman Kağan'ın videolarına rastladım. Hatta benim şimdi YouTube'da eski videolar var. Eski ders anlattığım videolara bakarlarsa çok o tarz video. İşte siyah arka plan, yeşil kalem. Başka pek renk kullanmamaya çalışıyordum falan, ne yapar? Hatta şeyleri araştırıyordum. Yazdığım, ettiğim çok fazla yerde bulunmuyor. İşte Salman Kağan bu videoları çekerken hangi araçları kullanıyor? İşte hangi tableti kullanıyor? Hangi programı kullanıyor? Tabii o yıllarda bu kadar zengin de değil işte web araçları. Ondan sonra baktım ki ya şey de çok güzel. Hani dersi de çok keyifli anlatıyor. Çok hoşuma gitti. Sonuçta çalıştığım okullarda da hep eğitim dili İngilizce olduğu için şimdi şeyi de dinliyordum. Mesela
anlatacağım dersi önce ben Salman Kaan'dan dinliyordum. İşte hani o terminolojiyi ben de doğru kullanıyor muyum, nasıl anlatıyor, nerelere dikkat ediyor. O şekilde faydalanmaya başladım. Daha sonra ya dedim şey, site güzel. Ondan sonra aradan bir iki sene geçince tamamen tesadüf eseri Murat Ercan'la bir muhabbette sonuçta hani laf İngilizceye falan gelmiş. Ya böyle böyle dedim işte şu adamı dinliyorum. Ya yapma ya dedi biz onu şey yapıyoruz dedi işte. Khan Akademi Türkçe işte oluşum var işte şey beni de çağırdılar görüşeceğiz edeceğiz falan derken işte sizlerle yolumuz oralarda kesişmeye başladı. Daha sonra gerçi sen daha sonra dahil oldun gruba. Ben 2013 Ocak'ta dahil oldum hocam. Şaka maka epeyce bir zaman O olmuş. bayağı da olmuş, bayağı da olmuş. Ondan sonra işte şey, TED İstanbul Koleji'nde biz esasında daha planlı bir şekilde orada başladık. Sizlerle birlikte işte pilot okul olarak çalışmalara ilkokuldan itibaren neredeyse her kademede Kaan Akademi'yi planlı bir şekilde derslerde kullanarak başladık. Hatta Amerika'dan gelen ekip bayağı şey yapmıştı. Bayağı bir etkilenmişti bizim yaptığımız çalışmalardan. Sebebi de şu, dedik biz Amerika'da bu sistemi kurmamızın sebebi hani şeye erişemeyenler, bir şekilde derslere erişemeyen, ulaşamayan öğrencilerin istedikleri her yerden derslere ulaşması demişlerdi. Ama biz ilk defa sınıfın içinde Kaan Akademi'nin bu kadar etkin kullanılabileceğini sizle birlikte gördük diye güzel de bir geri bildirim vermişlerdi bize. İlk tanışmamız Ben böyle. size evet detayları soracağım hocam tabii ki pilot uygulamayla ilgili ya da farklı nasıl uygulanabilir ama isterseniz öncesinde biraz daha genel konuşalım. Ben size bir öğretmen olarak sormak istiyorum. Khan Akademi öğretmenler için ne sunuyor? Şöyle esasında Khan Akademi öğretmenler için birçok geniş yelpazede içerik sunuyor. Ben başlarda şeyde çok zorlanıyordum. Yani Khan Akademi'deki içerikler ve kullanma alanları o kadar geniş ki mesela şöyle bir örnek vereyim. Öğrencilere bir ödev paylaştığım zaman veya bir görev paylaştığım zaman bana o görevle ilgili o kadar fazla ve o kadar detaylı bilgiler veriyordu ki ben başlarda o bilginin içinde boğuluyordum. O kadar geniş bir yelpaze. Bunun içinden daha sonra öğretmenlerden de geri bildirimleri alarak birazcık daha öğretmenlerin çok daha rahat kullanabileceği bir arayüz ve ilk etapta karşınıza gelen bilgiler direkt bizim anlık olarak işimize yarayacak bilgiler. Şu şekilde söyleyeyim. İlk başlarda Kaan Akademi'yi ben de öyle zannediyordum. Tamamen video içerik var. Hani ders anlatılıyor, izliyorsunuz, bitiyor. Yani sıradan bir YouTube videosu gibi düşünüyordum. Ama daha sonra birazcık daha işin içine girdikten sonra gördüm ki esasında acayip bir platform. Arkasında hele şu günlerde yapay zekanın son derece etkin bir şekilde çalıştığı, neredeyse ders anlamında etkin kullanıyorsanız sizden daha iyi, akademik olarak sizi sizden daha iyi tanıyan bir platform haline dönüştü. İçerik olarak bir kenarda şeyler var, ders videoları var, video içerikler var. Ama diğer taraftan da öğrencileri takip edebileceğiniz, onlara ödev verebileceğiniz, ama şimdi bu ödev kısmını tırnak içinde söylüyorum. Birazdan bunun detaylarını açabilirim. Ve bunlarla ilgili çok detaylı istatistikler alabileceğiniz bir yapı sunuyor esasında. Ve aynı zamanda diğer bir avantajı da bu içeriği farklı platformlarda örnek verecek olursam mesela Google Classroom kullanıyorsanız Google Classroom gibi bazı LMS'lerle entegre olarak çalışması da son derece işi kolaylaştırıyor. Özellikle bu uzaktan eğitim döneminde. Eminim bu yayındaki herkes biliyordur ama ben yine de belki misafirlerimiz vardır diye vurgulama ihtiyacı duydum. Aslında şu anda konuştuğumuz her şey Khan Akademi'nin tüm hizmetleri gibi tamamen ücretsiz ve herkesin kullanımına açık.
Normalde videolar ve eğitim içeriğine siteye kayıt bile olmadan ulaşabiliyorsunuz. kanakademi.org.tr ya da tr.kanakademi.org'a girerek bütün eğitim içeriğine ulaşmak mümkün. Veya YouTube'dan da EBA'dan da ulaşmak mümkün. Fakat öğretmen içeriklerini kullanmak istediğinizde, daha doğrusu öğretmen araçlarından faydalanmak istediğinizde tr.kanakademi.org sitemiz en kapsamlı, en geniş dijital yelpazeyi sunan sitede Uğur Hocam'ın da bahsettiği ve biraz daha detaylı konuşacağımız içeriklere sizler de kolayca ulaşabilirsiniz. İzleyicilerimize yeri gelmişken söylemek istedim. Hatta Peki orada hocam, şöyle bir siz şey Kan yapayım sana. Akademi'yi... Sözünü kestim Tabii. ama şöyle bir anekdotumuz da var bizim Alp'le. Bugün de şeyden aklıma geldi o. Şey başlamış bugün. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nın başvuruları başlamış. Evet. Biz de Alp'le ilk esasında ortak sunumumuzu Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda yapmıştık Sabancı Üniversitesi'nde. Şimdi orada önce bir sunumumuz vardı. Arkasından bir atölye yapıyorduk. Yani hep birlikte sanal sınıflar oluşturup deniyorduk esasında Kaan Akademi'yi. Ve bittikten sonra yani salondaki arkadaşların neredeyse yarısından fazlası tek tek gelip şey sordu. Gerçekten ücretsiz mi? Tamamen işte Alp açıklıyor, tamamen ücretsiz. Ama yani bu kadar ücretsiz olamaz. Yani tamam ücretsizdir bunlar da bir şeyi vardır paralı gibi. Öyle de bir anekdotumuz var Alp'le birlikte. Benim zaten o anekdottan o kadar çok var ki hocam, nereye gidip de Kan Akademi ile ilgili konuşsak, yani ücretsiz olduğu ile ilgili ister istemez bir soru işareti oluyor. Ama Kan Akademi'nin çıkış noktası bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiği. Salman Kağan'ın zaten platformu açma amacı, dünyada ne yazık ki bilgiye erişemeyen insanların da en azından kaliteli olduğunu sunduğumuz, iddia ettiğimiz bir kaynak üzerinden öğrenebilmeleri ve bu sayede örgün eğitimi de destekleyebilmekti. Öncelikle sizin de söylediğiniz gibi videolarla Kan Akademi tanındı. Ama zaman içinde bizim enerjimizi ya da kaynaklarımızı daha çok harcadığımız alan, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak için sadece bir grup video değil, her bireyin ihtiyacı doğrultusunda özelleştirilmiş bir harita üzerinden videolar, alıştırmalar, 100.000'den fazla interaktif alıştırma var şu anda sistemde Türkçe olarak. Benzer şekilde yazılı metinler ve bunlarla birlikte yapay zekanın da her bireyi kendine en uygun hızda yönlendirebilmesi ve gelişimini kendine raporlayabilmesini amaçladı Kan Akademi. Bunu yaparken öğretmenlerle birlikte çalışmayı ve öğretmenlere de aynı araçları, hatta öğretmen özelinde araçları sunmayı amaçladık. Ve bu sayede işin öğretmen bölümü başladı 2013-2014 yıllarında. Şimdi Uğur Hoca'ya ben birkaç soru daha sorduğumda eminim biraz daha detaylı konuşuyor olacağız. Nasıl işte ödevler verilebiliyor vesaire. Ve zaman içinde de çok farklı özellikler geldi geçti. Bunu bir öğretmen olarak sınıfta deneyimlemek tabii ki bizim içeride gördüğümüzden, yaşadığımızdan ya da platformun geliştirilmesi tarafındaki deneyimden çok daha farklı bir deneyim. Ve ben her zaman bir öğretmenin bir öğretmenden bu deneyimi duymasının çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Ve Uğur Hoca ile yaptığımız sayısız sunumda da amacımız biraz işin felsefesini, teorik bilgisini ve hikayesini anlatmak. Çünkü biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bir amacımız var. Teknoloji destekli ama insan odaklı bir eğitim yaklaşımının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Diğer taraftan bunu yaparken de sınıfta örgün eğitime nasıl katkı sağlıyoruz? Belki bunu bir öğretmenin, bizimle uzun zamandır bir arada çalışmış olan ve Amerika'dan gelen Kan Akademi ekibinin bile örnek aldığı Uğur Hoca'nın ağzından duymanızın ve geçtiğimiz sunumlarda da kendisinden dinlenmesinin ben daha etkili olduğuna her zaman inandım. Ve eğitimciler her zaman teorik ve pratik bilgiyi harmanlamak durumundadır. Ben yine işin teorisine daldım hocam. İsterseniz pratiğe geri dönelim. Ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Kan Akademi'nin tabii sınıf ortamında çok farklı yöntemlerle kullanılması mümkün. Bazı öğretmenler video izletiyor, bazıları sadece alıştırma modelini kullanıyor, bazıları ödev olarak veriyor ama sınıfta normal derse devam ediyor. Hem size
siz nasıl kullandınız ve nasıl kullanmanın daha verimli olduğunu düşünüyorsunuz? Hem de belki deneyiminiz doğrultusunda ya da çevrenizde gördüğünüz, tanıdığınız insanlar nasıl kullanıyor? Birkaç farklı örnek verebilirseniz belki somutlaştırabilmiş oluruz konuştuklarımızı. Tabii ya, mesela benim en çok keyif aldığım ve kullandığım kısmı esasında şeyleri kullanmak. Bir, videoları kullanmak. Tamam, videoları nasıl kullanıyorum? Videoları daha çok öğrencilerin eksik olduklarını düşündüğüm konularda izlemeleri için veriyorum. Ha, bunu da nasıl yapıyorum? Şimdi şeyde hani TED'de çalışırken, TED İstanbul'da çalışırken orada çok şeydi, planlıydı. Çünkü pilot okul olarak da çalışmaları yürüttüğümüz için, bir takım anketler falan da yaptığımız için orada mesela yaptığım birkaç tane çalışmadan, şimdi bunları halen devam ettiriyorum tabii ki. Video kısmını çalışma kağıtları veya ders notu hazırlarken, atıyorum trigonometri konusuna başlayacağız diyelim. Trigonometrinin ders notunu anlatırken üst kısmı öğrencilere şeyi yazabiliriz. İşte bu konuya başlarken daha önceden şunları, 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 şunları bilmeniz gerekmektedir. Kendinizi bu konularda eksik hissediyorsanız altta da, ki bu şu anda çok daha kolay çünkü hazırladığımız materyallerin veya ders notlarının hepsi dijitalde olduğu için bu linkleri falan yerleştirmek çok daha kolay oluyor artık. Eksik hissettikleri konularda Khan Akademi'nin linklerini koyuyordum. Ha peki neden özellikle Khan Akademi'yi seçiyordum? Şimdi YouTube'da birçok da video var. Konu anlatım videoları var ama güvenilir değil. Şöyle güvenilir değil. Atıyorum A kişisinin bir web sitesi var. Bir şeyi var. Bu başıma geldiği için söylüyorum. Hatta hani Khan Akademi benzeri ama sırf videoların olduğu bir portaldı, ama bir kişinin yaptığı bir portaldı bu Amerika'da. Onların linkini koyuyorduk. 2 gün sonra bir baktık, bambaşka bir şeyler çıkıyor. Çünkü link değişmiş, şeyi bitmiş. O açıdan Khan Akademi benim açımdan bir güvenilir. Yani biliyorum ki o linki oraya koyduğumda o video hep orada duracak. O link hep orada aktif olacak. Hani aralarda yine kontrol ediyoruz ama en azından o verdiğim sene içinde çok fazla değişiklik olmadı bugüne kadar. Bir, videoları bu anlamda kullanıyorum. Ön hazırlık için. İki, anlattığım derste videoları şöyle kullanıyorum. Diyorum yarın bir konumu anlatacağım. Yarın anlatacağım konunun videosunu önceden gönderebiliyorum. Veya hiç göndermiyorum. Konuyu ben anlatıyorum. Konuyu anlattıktan sonra Khan Akademi'den videoyu veriyorum. Sınıfta videoyu sessiz olarak açıyoruz. Öğrencilere videoya dublaj yapmalarını istiyorum. Yani o konuyu bilirse zaten akış içinde. Çünkü bir de şey, hani Salman Khan'ın şeyi de çok iyi. Hızı, hatta bizim öğrencilere göre bazen yavaş bile kalıyor. Orada da öğrenciler şunu keşfetti şimdi. Ben de onu kızımla beraber keşfettim. Bir baktım mesela kızım da bu arada mesela AP kalkülüs sınavına çalışıyor şimdi. Khan Akademi'den çalışıyor. Khan Akademi'den çalışırken ben ona işte integralin bir konusu, integral anlatacağım diyelim. Önceden şeyi veriyordum, yani ben her şeyi ben anlatmayayım diye. Bunu şey yap diyorum, git izle diyordum ama biliyorum video 13-14 dakikalık, tamam mı? Aradan 5 dakika geçiyor, geliyor baba izledim diyor. Ya nasıl izledin dedim, 13 dakikalık video geldi. Ben dedim 2x'de 3x'de izliyorum dedi. O zaman şey yaptım, yani ben de artık ondan öğrendiğimde şimdi bazı videoları 2x'de falan izliyorum YouTube'da. Ama dublaj, dediğim gibi sınıfta dublaj yaptırmak çok etkili oluyor. Çok da güzel oluyor. Çünkü konuyu gerçekten ana hatlarıyla değil ama derinlemesine bilmeyen kişi o dublajı yapamıyor. Zaten yapsınlar diye de vermiyorum. Hani bir yerlerde takılacaklar ki ben şey yapacağım, ben devreye gireceğim. Video kısmını bu şekilde kullanıyorum daha çok. Gelelim modül kısmına, alıştırma modüllerinin olduğu kısma. Şu hepimizin belki yarasıdır içinde. Şimdi herkese aynı ödevi vermek. Her çalışmamızda da bundan bahsediyorum. İşte Khan Akademi bu noktada esasında bir can simidi görevi görüyor. Şimdi ben sınıfta bir ödev verince bazı öğrencilerin o ödevin çoğunu, hatta yarısından bile fazlasını yapamayacağını bile bile veriyorum bazen. Ama bir de şeyi bekliyoruz, yani hepsinin yapmalarını bekliyorum. Bekliyordum. O çok rahatsız ediyordu. Ama şimdi Khan Akademi var. Ve şeyi de Khan Akademi'nin sitesinde şuna muhakkak rastlarsınız. Herkes kendi hızında öğrenebiliyor.
Herkes A noktasından B noktasına gelecek ama kimisi bunu çok hızlı bir şekilde otobandan giderek yapacak. Kimisi de yine Alp'in dediği gibi belki ormanda gezerek, belki bir kimisi sahilden gezerek o noktaya gelecek ama sonunda gelecek. Bazıları yolu uzatacak ama belki işten aldığı keyfi artıracak. Burada da arkada çalışan yapay zeka şöyle bir yol izliyor. Ve ben bunu son zamanlarda fark ettim. Onu da öğrencilere verdiğim, gönderdiğim ve onların ekran görüntülerini alarak ya dedim bir gönderin bakalım ne oluyor eskilerle karşılaştırdım. Bir kere öğrencilerin hepsine aynı soruları veriyorum. Şimdi en sondan örnekle başlayayım. Mesela türev anlatıyoruz 12'lerde. Herkese türevden beşer tane soru gönderdim. Şimdi bu beşer tane soruyu ilk soru herkese aynı geliyor. Geldi. Ben çözdüm soruyu. Alp çözemedi. İkinci soruda bana farklı bir şey soruyor. Alp'e farklı bir şey soruyor. İkinci soruda bana sorduğu şu diyelim. İşte bir fonksiyon var. Fonksiyonun nesini bulacağım? Bir noktadaki türevini bulacağım. Şimdi Alp de aynı bir önceki soruda Alp de yapamadığını düşünelim. Ben de yapamadım. Benle Alp'e aynı soruyu soracak. Bana da fonksiyonun bir noktadaki türevini soracak. Alp'e de fonksiyonun bir noktadaki türevini soracak. Ama daha dönüyor. İkinci dereceden fonksiyonlar konusuna ben çalışırken ikinci dereceden fonksiyonlar konusunu yapmışım. Ama işte lineer fonksiyon biraz ters oldu. Lineerleri yapmışım. İkinci dereceden fonksiyonlarda ben zayıfım. Ama Alp lineerleri de yapmış, ikinci dereceden fonksiyonları da yapmış. Alp mesela trigonometrik fonksiyonlarda zorlanıyor. O zaman türevin, işte fonksiyonun bir noktadaki türevinden falan bahsederken bana ikinci dereceden bir fonksiyon veriyor. Onun türevini aldırıp soruyu çözdürüyor. Öyle bir fonksiyon çıkarıyor benim karşıma. Ama Alp'in karşısına trigonometrik fonksiyonda mı zorlandı? Trigonometrik fonksiyon çıkarıyor. Tabii bu konuya göre hani bir örnek vermek için bunu söyledim. Yani arka planda müthiş bir yapay zeka hareketini hissettiriyor size. Bu da şöyle işte öğrenci şey yaparken yolda giderken karşısına engeller çıkıyor ama o engeller aşılamayacak engeller değil. Tabi burada engelle karşılaştığında hemen altta şeyler devreye giriyor. İpuçları devreye giriyor. Çünkü amaç ne? Amaç öğrencinin o konuyu öğrenebilmesi ve bunu kendi başına yapabilmesi aslında. Yani burada Khan Akademi'de öğretmenin çok fazla olmasına gerek yok. Zaten Khan Akademi platformunda genel anlamda baktığımızda öğretmen diye de bir şey yok. Genelde öğrenen var. Mesela ben kimilerinin öğretmeniyim. Benim de öğretmenlerim var orada. Ben de mesela kendi merak ettiğim alanlarla ilgili hatta kendi sosyal medya hesaplarında Khan Akademi Türkçe ekibi çok güzel şeyler paylaşıyor. İşte hani şunu biliyor musunuz, bunu biliyor musunuz? Ve gayet de şey yani herkesin merak edebileceği konular. Mesela o şekilde hoşuma giden birileri varsa onları mesela öğretmen olarak ekliyorum. Derslerine katılabiliyorum. O şekilde de öğrenen olarak kullanmak mümkün. Bununla beraber öğrenciler gelişimlerini hem ben öğretmenleri olarak takip edebiliyorum, hem kendileri takip ediyorlar, hem de isterlerse velileri takip edebiliyorlar. Bu şekilde çok güzel bir akışı var. Hatta şöyle bir şey vereyim. Bazı öğrenciler o kadar hırslı ki benim verdiğim bir modülü bitirmek için 5 soruyu üst üste çözmek yeterliydi. Bir öğrencimdeki rekor 72. 5 kere 5 tane soruyu üst üste doğru çözebilmek için 72 tane soru çözmüştü. Ama artık nasıl bir hırs yaptıysa. Yani şeyleri kullanma metotlarım bunlar. Yani video kısmını o şekilde de kullanıyorum. Ama bununla beraber şey de değil. Bu alıştırma kısmı bir de eğer hazırlıyorsanız, çalışma kağıtları hazırlıyorsanız sınıflarınıza kesinlikle bakmanızı, yani çalışma kağıdı hazırlamadan önce bakmanızı öneririm. Aynı zamanda her konuyla ilgili bir exercise'lar, şeyler var, alıştırmalar var. Aynı zamanda makaleler var. Aynı zamanda canlı çalışma sayfaları var. Mesela çalışma sayfasında ders notu gibi konu anlatılıyor, örnekleri veriliyor, açıklamaları yapılıyor. Ondan sonra da altına mesela hani bizim kitaplarda şey vardı ya hadi sıra sizde gibi sorular vardır. Hadi sıra sizde interaktif olarak orada var. İsterse konunun sonunda yani makale bittikten sonra quiz falan varsa onlara da girebiliyor kendini denemek için. Bu şekilde kullanıyorum genel anlamda. Tabii sizden aldığımız bu tüyolar çok faydalı
diye tahmin ediyorum, eminim. Ama ben de belki şunu ekleyebilirim. Burada önemli olan her öğretmenin kendi ihtiyacı doğrultusunda platformu kullanması. Kimisi belki ders anlatmayı daha çok seviyordur. Sadece ödev olarak, destek kaynağı olarak kullanabilir. Bir başka öğretmen sınıfta biraz daha etkileşimi arttırmak için, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi o dublaj olayı aslında tamamen burada bir yetenek seti üretme, biraz yaratıcılığı teşvik etme. İşte İngilizce tabirle skills dediğimiz işin öğrenme tarafından biraz daha öğrenileni hayata geçirme, pratiğe geçirme. Ben çok faydalı bir yöntem olduğunu her zaman düşünüyorum ve söylüyorum. Ama bunun bir doğru yolu yok. Sadece onu vurgulamak istedim. Her sınıfın ihtiyacı farklı, her öğretmenin tercihi farklı, her sınıftaki öğrencinin imkanı farklı. Dolayısıyla Khan Akademi'nin sunduğu havuzu şu doğru, bu yanlış değil. Herkesin ihtiyacına göre kullanabileceği esnek bir destek kaynağı olarak düşünmek sanırım en doğrusu olur. Bu arada siz konuşurken bölmeyeyim dedim ama sevgili Selin'e de başarılar diliyorum. Burada siz bilirsiniz, Bill Gates'in kendi çocuklarını Khan Akademi ile ders çalıştırması önemli bir iletişim unsuruydu. Khan Akademi'nin özellikle ilk çıktığı senelerde Ve dönüm noktasıdır yaygınlaşmasına herhalde büyük Khan katkı Akademi için. sağladı. O cümlesi Salman Khan için dönüm noktasıdır herhalde. Evet. Bilmiyorum aynı şey olur mu ama belki biz de matematik hocası Uğur Mert'in kızı Khan Akademi'den ders çalışıyor. Babası çalıştırmıyor, Khan Akademi çalıştırıyor diye bunu kullanabiliriz. Ne dersiniz? Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Esasında hani arkadaşların dinleyen arkadaşlardan çocuğu olanlar varsa uluslararası sınavlara çalışacaklarsa veya okullarında çalışan öğrenciler varsa Khan Akademi aynı zamanda College Board'la da işbirliği içerisinde. Onun için mesela AP sınavlarına veya SAT sınavlarına birkaç tane daha sınav vardı yanılmıyorsam. Bu Evet. sınavlara çalışırken de çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir planlamayı da yapıyor size. Diyorsunuz ki mesela ben SAT sınavına işte önümüzdeki Aralık ayında girmeyi düşünüyorum diye gireceğiniz tarihi yazdığınızda ona göre size bir çalışma programı da çıkıyor. İşte şunları 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 şu tarihte yaparsan işte sınav zamanı geldiğinde hazır olacaksın gibi. Yeri gelmişken onu da belirtelim. Evet, iyi ettiniz hocam. College Board'un resmi partneri Khan Akademi. Daha doğrusu tamamen ücretsiz ve resmi olarak dijital ortamda bu bahsi geçen derslere ya da sınavlara hazırlık imkanı sunuyor. Fırsat eşitliği adına büyük bir adım olmuştu bizim bu işbirliğini hayata geçirdiğimizde ve güçlendirerek devam ediyoruz. Şimdi işin o sanal öğretmenlik tarafına gelmek istiyorum ama ondan önce tam da biraz önce konuştuğumuz konu öğrenci deneyimi üzerinden belki biraz da oyunlaştırma üzerine kısaca konuşabiliriz diye düşündüm. Çünkü dediniz ya hırslı öğrenciler birbirine öğretmen olarak ekliyorlar filan. Burada Khan Akademi'nin bizim çok sevdiğimiz enerji puanı diye bir kavramından bahsetmek istiyorum. Biz önemli olanın öğrenmek için bireyin gösterdiği çaba olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla platformda geçirdiği her dakika, izlediği her video, doğru ya da yanlış çözdüğü her soru karşılığında bir enerji harcandığı için enerji puanı olarak öğrencinin hesabına yazılıyor ve oyunlaştırma mekanizmalarıyla işte gitgide avatarları büyüyor. Küçük bir yaprakken dev bir ağaca dönüşüyor. Küçük yaş gruplarında bunların çok etkili olduğunu ben araştırmalardan görüyorum. Belki siz doğrudan sınıfta da gözlemliyorsunuzdur. Bir bunu sormak istiyorum. Oyunlaştırma mekanizmaları ile ilgili gözleminizi paylaşabilirseniz senelerdir kullanan bir öğretmen olarak sevinirim. Bir de çok doğru bir noktaya değindiniz. Söylemezsem, tekrar etmezsem içimde kalacak. Biz eğitimciler aslında herkesin hem öğrenen hem de öğreten olabileceğine inanıyoruz. En azından Khan Akademi adına konuşmam gerekirse bu şekilde düşünüyoruz. İşte bunun içinde Khan Akademi'de tabii ki bir öğretmen hesabı, bir veli hesabı, bir öğrenci hesabı diye ayrım var. Ama isteyen herkes öğretmen hesabı da açabilir. İsteyen herkes veya her öğretmen aynı zamanda otomatikman öğrenci hesabına da sahip olduğu için öğrenmeye devam edebilir. İngilizce tabiriyle learner, Türkçe'de biz öğrenen diyoruz. Tabii genelde öğrenci kullanılıyor ama bence önümüzdeki süreçte eğitimin geleceğinde de öğrenen kelimesinin önemi gitgide artacak. Neyse, sözü uzatmadan oyunlaştırma ile ilgili
fikirlerinizi alabilirsem, deneyiminizi paylaşırsanız çok sevinirim hocam. Evet, hatta orada şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eski sınıflarımdan bir tanesindeki bütün öğrenciler öğretmendi. Hepsinin bir tane de öğretmen hesabı vardı. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Ama şöyle başlayayım. Bir kere o avatar olayı özellikle ilkokuldaki öğrencileri çok etkilemişti. Biz şimdi o pilot okul olarak uygulama yaparken işte ilkokul seviyesinden bütün öğrencilerle birlikte sınıfta hesaplar açarak başladık. İşte en uzun zamanı o ilk avatarı seçerken ki o zaman avatarlar hani şey yaprak 2-3 renk falan hiç çeşit falan yok. Onu bile seçerken o kadar şey davranmıştı ki öğrenciler çok titiz davranmışlardı. Ve biz şeyi söylememiştik yani en başta bir avatar seçtiklerinde işte bak puanlar aldığınızda bu yapraklarınız büyüyecek. O zaman küçük şeylere başka bir şeye dönüşüyorlardı ama tam hatırlamıyorum şimdi ağaca. Onu söylememiştik neye dönüşeceğini. Kendileri keşfettiklerinde çok hoşlarına gitmişti. Ondan sonra işte onu değiştirebilmek için bile şey yapmaya başladılar. O enerji puanlarını toplamak için bayağı bir çaba göstermeye gayret ettiler. Ben de enerji puanı kavramını çok seviyorum Khan Akademi'de. Sebebi de şu, Khan Akademi'de bir şeyleri doğru yapmak önemli değil. Önemli olan öğrenmeye çaba göstermek. Orada şu ne kadar şey bilmiyorum ama onu da hissettiğim gibi. Hatta mesela bir şeyi 5 soru verdim. Hemen 5 dakikada bir öğrenci bitirdi. Başka bir öğrenci onu mesela birazcık daha uğraştı. 5 soru değil, 9 soru çözdü, 10 soru çözdü falan. O şekilde bitirdi. Mesela 5 soruyu bitirenle aynı puanı almıyor. Daha fazla puan alıyor. Çünkü o daha fazla enerji harcadı o anda. Mesela diğer arkadaşı da 5 dakikada 5 tane soruyu bitirip belki daha başka bir şeyler de yapabileyim diyebilirdi. Onun için orada geçirilen vakit öğrenmek için gösterilen çabaya puan veriyor, enerji puanı veriyor. Ama bu yaş büyüdükçe o avatarın sevgisi hani yaprağım büyüsün ağaç olayım sevgisi birazcık puanlara kanalize oluyor. Bu sefer şöyle bir merak başlıyor. Bu şeyleri, bu puanları toplarken, öğrenciler bunları toplarken kaç puanları olduğunu merak ediyorlar. Çünkü sınıfta şey, öyle bir puanlama sistemi var. Herkes puan alıyor. Arada şeye de soruyorlar. Bana da soruyorlar işte puanımızı siz görüyor musunuz? Puanımız kaç oldu? Ne oldu? Çünkü onlara söylemiyorum ama arada mesela şey böyle o ay hangi öğrenciler çok yüksek puan almışlarsa, çok vakit geçirmişlerse onlara küçük sürprizlerimiz de oluyor. Sonra baktılar bu iş böyle olmayacak. Kimse puanını göremiyor. Bir şeyler yapacaklar ama yani herkes şeyi görüyor. Kendi puanını görüyor ama arkadaşının puanını göremiyor. Özellikle sınıfta da şey böyle rekabeti seven şeyler var, öğrenciler var. Onlar birbirlerinin puanını acayip derecede merak ediyorlar. Ve sonuçta ne oldu tahmin edin? Herkes birbirinin öğretmeni oldu Evet, ve birbirinin herkes puanını birbirini çünkü takip etmeye başladı. öğretmen herkesin puanını görebiliyor. Bana soruyorlar ya, hocam siz puanınızı görebiliyor musunuz? Evet görüyorum. Niye görüyorsunuz? Öğretmeninizim çünkü. Hepsi birbirinin öğretmeni oldu ve böylece hepsi birbirinin puanını görebilir hale gelmeye başladı. Hani kendi işlerinde bir oyun yarattılar. Evet işte bu da platformun esnekliği belki bir yerde. Oyunlaştırma mekanizmaları ile ilgili tabii söylenebilecek çok şey var. Ben de sadece şunu eklemek istiyorum işin teorik kısmına. Burada sayabileceğimiz onlarca faydanın yanında bence en önemlisi sizin de biraz önce söylediğiniz gibi uzun yoldan giden öğrenciyi de o noktaya ulaştığı için çabasından dolayı takdir edebilmek, motive edebilmek. Çünkü oyunlaştırmada normal geleneksel eğitim yaklaşımına göre bence yani en basit tanımıyla şunu ekstradan elde ediyoruz. Sadece sınavdan 90 alan, 95 alan, 85 alan öğrenciyi değil, belki küçücük de olsa bir şey öğrenen ama o öğrendiği küçük şey için çaba gösteren öğrenciyi de takdir ediyoruz ve pozitif motive etmiş oluyoruz. Ben gelecekte sadece eğitim için değil, iş hayatında da oyunlaştırma mekanizmalarının karşımıza daha sık çıkacağını düşünüyorum hocam.
Bakıyorum süremiz hızla ilerliyor tabii. Sohbet güzel. Daha da konuşmak istediğimiz birkaç konu var. Onun için size belki bir iki veya üç soru daha yöneltmek istiyorum. Sohbet ederek gecenin sonuna varırız diye tahmin ediyorum. Yeri gelmişken platformdan konuştuk, sizin deneyimlerinizden konuştuk. Eğer varsa Khan Akademi'de şu da olsa iyi olurdu. Bir öğretmen olarak şuna ihtiyacımız var. Ya da sözün gelimi müfredatla ilgili şöyle bir sıkıntımız var ya da müfredatla ilgili sıkıntımız yok. Onu da sormak istiyordum. Araya katmış oldum. Geri bildiriminiz varsa onları da duymak isterim. Çünkü biz de her zaman platformu sizden, gönüllülerimizden, kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak halde evirmeye çalışıyoruz. Varsa sizden geri bildirimlerinizi de Ya duymak birincisi isteriz. tabii ki şu hani K ya o ne kadar olur bundan sonra bilmiyorum ama bunu sen ilk çıktığından beri hem sizlerle sohbetlerde söylüyoruz hem konuşuyoruz. Belki birazcık kullanan öğretmenlerin de içerik yüklemesine izin verebilecek bir yapısı olabilir. Yani ana platformu bozmadan ama mesela ben sınıfımda bir şeyleri yapmak istediğimde onlara bir eklenti yapmak istediğimde o içeriği ekleyebileceğim. Bir de özel bu şeyde çok çıktı tabii ki karşımıza. Bu uzaktan eğitim döneminde. Belki içine şu an var ama birazcık daha stabil ve aktif hale getirebilir. Yazı yazabilme özelliği. Evet. Farklı platformlu yani daha doğrusu farklı cihazlar üzerinden farklı özellikler de aktive oluyor. İşte Evet. tablette belki çizim yapabilmek gibi Şeyde de oluyor. ama bilgisayarda bu kadar kolay değil. Evet, değil bir de şey yani çok çok akışkan değil. Birazcık şey yapıyor. Birazcık daha akışkan hale gelirse iyi olabilir. Ama şey de güzel. Mesela tablet varsa tablette gayet şey gayet güzel çalışıyor. Bunun dışında hoşuma giden kısmı öğrencinin o an ihtiyaç duyabileceği araçlar otomatik çıkıyor. Mesela bir soruda hesap makinesi kullanması gerekirse hemen bir köşede hesap makinesinin çıkması. Yani biz hesap makinesini çok kullanıyoruz. Bundan dolayı o özellik mesela benim çok hoşuma gidiyor. Bunları söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Uzaktan eğitim diye demin giriş yaptık. Oradan devam edelim isterseniz. Özellikle son bir senedir ya da artık hayatımızda ne kadar süre daha devam eder bilmiyorum ama bazı şeylerin farklı olacağı eğitim yaklaşımımızın da biraz daha harmanlanmış öğrenme veya hibrit eğitime doğru gideceğini öngörmek zor değil. Bu noktada uzaktan eğitim özelinde Khan Akademi kullanımına dair diğer öğretmen arkadaşlarımıza ya da diğer kullanıcılara bir öneriniz, tavsiyeniz olur mu? Şöyle olur. Yani zaten uzaktan eğitim döneminde en büyük problemlerimizden bir tanesi ekran başında aralıksız geçirdiğimiz süreler. Mesela sabah başlıyor okul, öğleden sonraya kadar, bazı okullarda akşam üstüne kadar devam ediyor ve bizim gene aralarda bir iki ders boşumuz olsa da öğrenciler bu sürenin neredeyse tamamında bilgisayar başında. Birazcık daha belki böyle bir sistem devam ederse tekrar hani derslerin bir kısmının asenkron olması gerektiğini daha fazla konuşmaya başlayacağız tekrar. Esasında pandemi ilk başladığında daha çok o şekilde planlanıyordu. Sonradan tamamen online'a döndük. İşte arada hibrite dönüyoruz. Arada asenkron dersler birazcık etkin oluyor. İşte bir müddet sonra onların seviyesi düşüyor, asenkronlar azalıyor, hep canlı dersler yapılıyor. Ama hep canlı ders yapmak birazcık şey, birazcık çok yormaya başladı artık. İşte o asenkron kısımlarda bu Khan Akademi videoları oldukça etkin bir şekilde kullanılabilir. Dediğim gibi hani tek başına video olarak da değil, yani farklı platformlarda da bu videoları kullanmaya izin veriyor Khan Akademi. Mesela bu süreçte bizim en çok kullandığımız araçlardan bir tanesi Edpuzzle. Hani bu videoların içine soruları gömebildiğimiz bir Web 2.0 aracı. Mesela Khan Akademi'yi videolarını orada kullanabiliyorsunuz. Hatta Edpuzzle'ın içinden Khan Akademi videosunu seçebiliyorsunuz. Orada işte Khan Akademi videosunun içine sorular gömebiliyorsunuz. İşte öğrenciye quiz yapabiliyorsunuz. Yaptıkları quizler, cevaplar size anlık olarak geliyor. Bunu değerlendirebiliyorsunuz. Çünkü şey, normalde bunları yavaş yavaş belki biz de hazırlarız ama öyle
ne zamanda derler, öyle hazırlıksız yakalandık ki hani içerik üretmeye çok fazla şeyimiz olmadı, hala da yok. Ama işte hazır olan içeriklerden de güvenilirlerden bir tanesi Khan Academy platformu içindeki içerikler. Onun için özellikle asenkron dersler işlenirken çok gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir platform. Bunu sizden duymak çok güzel. Ben de belki bir iki fikir paylaşabilirim. Şimdi her şeyden önce ben öğretmen değilim, eğitim fakültesi mezunu değilim. Dolayısıyla burada sizinle aynı perspektiften bakmam ya da aynı deneyime sahip olarak konuşmam mümkün değil ama eğitimin içinden biri olarak ben de her zaman şunu anlatmaya çalışıyorum dilin döndüğünce ve Khan Akademi olarak bu görüşü destekliyoruz. Bugün özellikle içinde bulunduğumuz dönemde öğretmenin üstünde o kadar ağır bir yük var ki belki de artık İşin bilgi aktarım tarafını, öğrenmenin bir kısmını Khan Akademi ya da dijital kaynaklar üzerinden yapabilirsek, sizin de bahsettiğiniz gibi asenkron şekilde yapabilirsek, burada hem verimliliği arttırabiliriz. Bütün araştırmalar aslında iyi tasarlanmış bir uzaktan eğitim deneyiminin, iyi tasarlanmışın altını çiziyorum, öğrenme verimi açısından, eğitim demiyorum, öğrenme verimi açısından daha iyi olduğunu bize gösteriyor. Yani bilginin daha kısa zamanda daha fazla transfer edilebildiğini gösteriyor. Tabii bu tek başına yeterli değil. Bu yaşadığımız süreçte çok daha görünür hale oldu, hale geldi. Eğitim dediğimizde işin sosyal boyutu çok önemli, etkileşim boyutu çok önemli. Lafı uzatmayayım. Eğer asenkron derslerle en azından bilgi aktarımının bir kısmını bu tarafa alabilirsek, dijital kaynakları alabilirsek, belki o zaman öğretmenle öğrencinin geçirdiği değerli vakti arttırmak için elimizde bir şans olur. Keşke imkanlar el verse de öğrencilerin arasındaki etkileşimi arttırmak için de zaman yaratabilsek ya da öğrencinin öğrendiği bilgiyi beceriye dönüştürebilmek için, yeterliğe dönüştürebilmek için, mümkünse deneyime dönüştürebilmek için öğretmenlere daha geniş bir hareket alanı oluşturabiliriz ve destek olabiliriz diye düşünüyorum. Bence eğitim de gelecekte biraz daha bu tarafa doğru evrilecek gibi görüyorum. Dolayısıyla dijital platformların Khan Akademi'nin de yaptığı gibi işin bilgi aktarımı tarafındaki rolünü önemli görüyorum ki diğer tarafları daha güçlü hale getirebilelim. Bunu da söyledikten sonra belki de son Hatta konumuz orada olabilir şeyi hocam. ekleyeyim Alp, yani ben şeyleri bazen sınıfta muhabbet olduğu zaman söylüyorum öğrencilere. Hani diyorum, hani burada benim anlattığımı sadece kulağınızı açıp dinleyecekseniz diyorum, şey yok. Hani dersin artık çok fazla bir anlamı yok. Hatta şöyle bir şey yapıyorum orada. Diyorum ben işte Marmara mezunu. İşte Salman Kaan'ı söylüyorum. Orada Cem Yılmaz'ın esprisi gibi işte. Sabah Harvard, öğleden sonra Kolombiya okumuş. O orada o anlatıyor. Burada ben Marmara'dan mezunum. Ben anlatıyorum. Gidin ondan dinleyin. Çok daha iyi öğrenirsiniz. Ha, ama gelin burada tartışalım. İşte tartışacak Kesinlikle. kişi, yani işte burada tartışabileceğiniz ben varım. Gelin burada işte o niye öyle olmuş, bu niye böyle olmuş da oradan örnek verelim, buradan örnek verelim. Etrafımıza bakalım. İşte onları bir şeylerle etkileşim haline sokalım. Artık şey, dersler birazcık bu yöne doğru kayması gerekiyor gibime geliyor benim de. Elon Musk'ın da söylediğinize çok benzer bir örneği var, bir söylemi var. Şimdi anlatmayayım vakit almasın diye ama merak edenler Khan Academy web sitesinde Elon Musk yazdığında ilgili videoyu bulabilirler. Eğitim üzerine görüşlerini paylaşmıştı kendisi. Katılıyorum hocam, sizin de böyle düşünmenize sevindim. O zaman buradan belki son konu olarak şuna bağlayabiliriz bu güzel sohbeti. Şimdi dijital kaynakların nasıl kullanıldığını konuştukça aslında öğretmenin de değişen rolünden biraz bahsetmiş olduk. Ben bir öğretmen olarak sizden duymayı arzu ederim. Sizce öğretmenin rolü nasıl değişecek? Ama öncesinde izin verirseniz şunu da söyleyeceğim ve sonra size bırakacağım sözü. Ben bir sosyal bilimci olarak, öğretmen olmasam da akademik geleneğin içinden gelen biri olarak dijital bir platformun temsilcisi olmama rağmen sadece uzaktan eğitimde değil, sadece son bir sene değil, uzun süredir birlikte yaptığımız bütün sunumlarda da hep şunu söylemeye çalışıyorum dilim döndüğünce, eğitimin sosyal bacağı çok önemli. Biz insanlar sosyal canlılarız. Paylaştıkça, tartıştıkça, bir arada olduğumuz ortamlarda, etkileşim içinde olduğumuzda çok daha verimli öğrenebiliyor ya da öğrendiğimiz bilgiyi değer yaratır hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir zaman tamamen dijital bir öğrenme deneyimini
bir eğitim olarak, eğitimin bütünü olarak değerlendirme hatasına düşmemeliyiz. Öğretmenin rolü çok değerli, fakat öğretmenin rolü de değişiyor. Artık sadece bilgi aktarmak değil, hiçbir zaman sadece bilgi aktarmak değildi ama genellikle öğretmen dediğimizde tahtada ders anlatan biri en azından öğrencilerin aklına geliyordu. Şu şekilde belki bir anekdotla özetleyebilirim. Artık önemli olan öğretmenin sırtındaki ağır damacanadaki bilgiyi her öğrencinin bardağına tek tek doldurmaya çalışması değil. Bugün bilgi bir şelale gibi akıyor. Bu ağır yükün altında ezilmemek için artık her öğrenciyi eline bir bardak almayı, ne zaman ihtiyacı olursa gidip şelaleden doldurup su içmeyi öğretmenin belki de daha önemli olacağına, bu şekilde öğretmenin rolünün de bilgi aktarımı gibi makinelerin yapabildiği bir iş değil, çok daha değerli olan her öğrenciyi yönlendirebilen, yanında ister mentor diyelim, ister koç diyelim, ister öğrenme yoldaşı diyelim, kelimelerin çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum ama öğrencinin öğrenme serüvenini destekleyen ve yönlendiren kişi olarak bulunacağına inanıyorum gelecekte. Sizler ne dersiniz hocam? Sizin bu konudaki görüşünüz ve Ben deneyimleriniz çok orada değerli. esasında hiç de lafı uzatmadan şöyle söyleyebilirim Alp. Ama söylemeden önce şuna katılıyorum. Artık o sırttaki damacana eldeki telefon esasında. Mesela şu an bizi burada dinleyen birçok şu an yorumlar kapı. Belki sonuna doğru bir iki soru olsa olan arkadaş varsa almak Evet, için açıyorum hocam ve alabiliriz. görüntüyü bozduğu için kapamıştım. Şimdi Tamam. tekrar açıyorum. Şöyle Belki mesela şunu örnek vereyim. Bakın 94'ten itibaren kaç yıl geçmiştir? Buna benim üniversite sınavına gireceğim sene dahil olmak üzere ben hayatta şu trigonometrideki ters dönüşüm formüllerini ezberleyemem. Mesela müfredattan kalkınca en çok ben sevinmişimdir ona. Eskiden şey de yok, tamam mı? Eskiden hani telefon falan da yok. Gider çaktırmadan kitaba bakardım ben. Hayatta ezberleyemiyorum mesela onu. Neresi artıydı, neresi eksiydi, işte A artı B miydi, A artı B miydi, neyse. Ama şimdi mesela yeri geldiğinde, artık gelmiyor ama geldiğinde açıyorum telefonu. Şey bile yok, çocukların yanında söylüyorum de, hey Siri diyorum, işte ters dönüşüm formülü neydi, dönüşüm formülü neydi. Bir şu, bilmediğim şeyi saklamıyorum. Eskiden mesela ben öğretmenliğe ilk başladığımda şey gibi gelirdi, hani öğretmeninize bilmiyorum demek ayıp gibi gelirdi. Artık mesela şey yapmıyorum. Hatta öğrencilerle de mesela sınıfta tamam bir takım problemler var ama şimdi ben farklı platformlarda paylaştığım bazı etkinlikler de var. Mesela o etkinliklerde öğrencilerle paylaşırken bazen sen cevabını da ben bilmiyorum. Gelin birlikte çözüm arayalım diyorum. Ha belki bendeki bilgisizden birazcık daha fazladır ama hani o da yeri geldiğinde onu sizle paylaşırım. Bazen bir çözüm üretebiliyoruz, bazen üretemiyoruz. Ama öğretmenin sınıftaki rolü nedir dersen en sevdiğim metaforlardan bir tanesi orkestra şefi. Herkes çok güzel kendi aletini çalıyordur sınıfta öğrenciler. Ama işte öğretmenin görevi o sınıfta o enstrümanları bir ahenk içinde çok güzel bir besteyi çaldırabilmek. Belki de bu. çok güzel bir benzetme. Ben de bazen şöyle bir anekdot söylüyorum ama bu sizinki çok güzelmiş hocam. Belki izninizle bunu da dahil ederim konuşmalarıma. Artık arabanın direksiyonunda, şoför koltuğunda öğrenci oturuyor. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Onun için bir öğretmenin bütün öğrencileri kendi arabasına doldurup da bir yerden bir yere taşımasını değil, her öğrencinin bu konuşmada birkaç kez söylediğimiz gibi kendi seçtiği, istediği yoldan, kendine en uygun yoldan seyahat edebilmesini sağlarken bir yandan da ona doğru araba kullanabilmeyi öğreten kişi oluyor. Öğretmen diyorum. Umarım yanlış ifade etmemişimdir. Sizin de bu tespitiniz çok değerli. Orkestra şefi gerçekten işi özetleyen bir benzetme oldu. Bir taraftan da sorulara bakıyorum hocam. Eğer sizin gördüğünüz, cevaplamak istediğiniz varsa belki son bir cevap verebiliriz. Şunu söylemek istiyorum son sözlerden biri olarak. Siz de dediniz öğretmen de olsak, öğrenci de olsak öğreniniz. Hayat boyu öğrenmeye inanıyoruz. Çünkü gelecekte değişen, hızla değişmeye devam edecek, yapay zekanın da belki daha çok iş hayatında karşımıza çıkacağı bir gelecekte bu bilinmezliğin içinde hayat boyu öğrenmek
zorundayız. Öğrenci de olsak, öğretmen de olsak. Dolayısıyla Khan Akademi'nin de dediği gibi bilmemiz gereken tek şey her şeyi öğrenebileceğimiz. Siz bir orkestra şefi olarak rol model olursanız, ki olduğunuzu biliyorum, İşte o zaman öğrencileriniz de hayat boyu öğrenen bireylere dönüşeceklerdir diye bir örnek vermek istedim. Var mı hocam eklemek istediğiniz yayını kapatmadan önce? Çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyen tüm arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ekipteki tüm arkadaşlara da selamlarımı ilet lütfen. Baş üstüne hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Yine kırmadınız. Bizimle bir yayına katıldınız. Deneyimleriniz bence özellikle öğretmen arkadaşlarımız ama eğitimle ilgilenen herkes için çok değerli. Bunun için de mümkün olduğunca deneyiminize, bilginize başvuruyoruz. Bu arada Uğur Hoca Khan Akademi gönüllüsü olsa da pek çok organizasyonda kendisi aktif rol alıyor. Sanırım hemen hemen her gece çeşitli etkinlikleriniz oluyor hocam. Onu da yeri gelmişken söylemek istedim. Daha fazlasını merak eden ve tahmin etmiyorum ama eğer sizinle ilk defa tanışan izleyicilerimiz varsa bu gece belki onlar da sizi diğer etkinliklerde takip etmeye devam edebilirler. Evet, çok da Aynı şekilde sevinirim. evet burada amacımız eğitimi hep birlikte biraz ileriye taşıyabilmek. Biz kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Gönüllülükle çalışıyoruz. Gönüllülerimizden biri Uğur Hoca'yla da bu gece aslında gönüllü bir sohbet gerçekleştirdik. Hocam çok teşekkürler. Yine gelecek etkinliklerde birlikte olmak ve eğitimdeki değişimi birlikte analiz edip eğer oluyorsa bir nebze katkı sağlayabilmek dileğiyle diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Görüşmek tüm dileğiyle. dinleyicilerimize, izleyicilerimize de bu gece bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Gelecek yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek İyi üzere. Herkese akşamlar iyi diliyorum. akşamlar. Hoşça kalın.